Kongremizin bu yılki ana teması malumunuz gıda sektöründe plastik uygulamaları. Şimdi kongrenin ana teması hakkında konuşmak üzere Kongre Komite Başkanı Sayın Ahmet Meriç'i kürsüye davet ediyoruz. PAGE Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinize tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Bu seneki konumuz bildiğiniz üzere gıda sektöründe plastik uygulamalar. Tabii konu gıda olunca tartışması hassas olan da bir konu. Maalesef genel olarak bakıldığında plastiklerin sağlık için uygun olmadığına dair yanlış bir algı var. Fakat diğer taraftan plastik malzemeler gıda ambalajı olarak kullanımı gün geçtikçe artmakta. Plastik sektörünün paydaşları olarak bizler plastiklerin diğer malzemelere göre hiç de daha fazla zararlı olmadığını gayet iyi biliyoruz. Aksine plastik malzemeler sağladığı bazı avantajlar ile gıdaların çok daha uzun süre taze kalmalarını sağlıyor ve steril olarak bizlere ulaşmalarını hedefliyor ve kullanımını sağlıyor. Günümüzde maalesef açlık ve yetersiz beslenme, nüfusu 7 milyarı geçen dünyamızın en büyük sorunlarından biri. Yılda 870 milyon insanın yetersiz beslendiği ve milyonlarca insanın açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği dünyamızda gıda israfı ciddi boyutlara ulaşmıştır. Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünyada yıllık ekonomik değeri 1 trilyon Amerikan dolarına karşılık gelen ve 1.3 milyar ton gıda israfı olmaktadır. Bu miktarın dünya gıda üretiminin 1/3'üne denk geldiği tahmin edilmektedir. İsrafın sadece 1/4'ünün azaltılmasıyla yetersiz beslenen 870 milyon insanın gıda ihtiyacı karşılanabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda üretimi için su kaynaklarının %80'i, toplam arazilerin %50'si ve enerji bütçesinin %10'u kullanılmasına karşın üretilen gıdanın %40'ı maalesef israf edilmektedir. Kanada'da tarladan sofraya kadar uzanan gıda zincirinde kayba uğrayan veya israf edilen ziyan olan çokça mahsul bulunmaktadır. Ayrıca ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi aşamasında ciddi kayıplar meydana gelmektedir. Artan dünya nüfusu ile sahip olunan kaynakların doğru kullanılması giderek önem kazanırken üretilen gıdaların israf olmadan kullanımı noktasında ambalajlar ve ambalajlama teknolojisi çok büyük önem arz etmektedir. Plastik ambalajlar sunduğu ekonomik çözümler ve teknolojik çözümlerle bu noktada büyük imkanlar sağlamaktadır. İşte bugün öğleden önce çok değerli 9 konuşmacımız yapacakları konuşmalarda plastikler ve gıda üzerine çeşitli sunumlar sergileyecekler ve hep beraber bunları dinleyeceğiz. Bu sene kongremizin sistematiğinde sizlerin de beğeneceğini düşündüğümüz ciddi bir değişiklik var. Öğleden sonraki kısmımızda 2 panel yer alacak. Bu panellerin ilkinde çok değerli akademisyenlerimiz plastik ambalajın yaşam kalitesine katkısını tabii ki bilimsel bir yaklaşımla ve objektif bir değerlendirme ile tartışacaklar. İkinci panelde ise çok kıymetli sektör temsilcilerimiz gıda sektöründe plastik uygulamalar başlıklı konu ile fikirlerini paylaşacaklar. Panellerin hem bilgi paylaşımı hem de konunun enine boyuna tartışılması anlamında kongremize renk katacağını düşünüyoruz. Bu arada kongre komitemiz gelecek temamızı da belirledi. Ondan da bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki sene kongremizde plastiklerin
en etkin kullanıldığı endüstrilerden biri olan otomotiv endüstrisinde plastiklerin kullanımına değineceğiz. Bu vesileyle bunu da şimdiden size duyurmak isterim. Sözlerime son vermeden evvel kongrenin hazırlanmasında emeği geçen Sayın Başkan'a, PAGEV Yönetim Kurulu'na ve tabii yine kongre organizasyonu ile ilgili operasyonel işleri büyük bir özveriyle yürüten Yağmur Hanım'a ve bütün PAGEV personeline, özellikle kongre komitesine teşekkür etmek istiyorum. Bu arada tabii teşekkürün büyüğünü aslında kongremizi destekleyen sponsorlarımız hak ediyor. Onların kıymetli katkıları sayesinde siz değerli dinleyicilerimize, bu değerli konuşmacılarımızla güzel atmosferde buluşturmuş oluyoruz. Onlara da özellikle çok teşekkür ediyoruz tek tek. Umuyorum dolu dolu, bol paylaşımlı ve dinlemekten zevk alacağınız bir program olacak. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.